Merhaba. Meksiko'da yer alan Ulusal Antropoloji Müzesi'ndeyiz. Muhtemelen burada bulunan en ünlü objeye bakıyoruz. Buna bazen takvim taşı da deniyor ama daha doğrusu güneş taşı demek olacak. Meksika kültürünün modern dönemdeki sembolü haline gelmiş. Güneşe benziyor, dairesel bir şekli var. Dışarı yayılan ışınlara sahip. Ama yakından baktığınızda çok daha karmaşık bir nesne olduğunu görebilirsiniz. Orijinal hali boyanmış olmalıydı. Böylece gördüğümüz motifleri ayırt etmemize yardımcı olacaktı ve duvarda değildi. Büyük ihtimalle yere yatay bir biçimde yerleştirilmişti. Gördüğünüz gibi yarım kalmış. Çünkü üstünde ve solunda oyulmamış kaya çıkıntıları var. Hadi bakalım şimdi biz merkezinden başlayalım. Burada çukur gözlü ve geniş ağızlı oldukça ürkütücü görünen bir surat var. İki yanında ise kulağa takılan takılara benzeyen şeyler aşağı sarkmış. Kulak makaraları takıyor. Dilini ağzından dışarı çıkarmış. Bu aslında insan biçiminde adaklık bir bıçaktı. Kulak makaraları ise seçkin Azteklerin kullandığı takılardı. Peki o zaman bu kimdi? Bu figür bir yüz ve eğer yan taraflarına bakarsanız pençeli elleri var elinde bir şey tutuyor. Muhtemelen insan kalpleri. Bu bireyin kim olduğuna dair çeşitli yorumlar yapılmış. Çoğu kişi onun güneş tanrısı Tonatiuh olduğunu düşünüyor. Tonatiuh, Nahuatl dilinde güneş tanrısı anlamına geliyor. Nahuatl'da Nahua insanların, yani Azteklerin konuştuğu dilin adı. Aztekler daha büyük bir etnik topluluk olan Nahuaların bir parçasıydı. Merkezinde bu figürün bulunduğu bu disk, Azteklerin gördüğü haliyle evrenin başlangıcını kaydediyor. Taş başlıca Aztek mitlerinden biriyle ilgili, güneş dedikleri çeşitli çağların yaratılışını ele alıyor. Yani burada önceki çağların sarsıntılı tarihine ve şu an yaşadığımız çağa ait kayıtlar görüyoruz. Şu anki dönem aslında bu sisteme göre beşinci dönem diye geçiyor. Beşinci güneş yani. Bu beşinci güneşin, beşinci çağın adı dört hareket. Merkezdeki figürü çevreleyen kare şeklindeki dört kutuyla gösterilmiş. Oluşan bu özel şekil, Nahuatl dilinde hareket anlamına gelen Olle'nin bir sembolü. Bakın merkezdeki figürün etrafında dört noktayı görüyoruz. Böylece şu an içinde yaşadığımız beşinci dönemin yani beşinci güneşin ismi olan dört harekete varıyoruz. Dört hareket anlamına gelen bu kare veya dikdörtgen biçimindeki şekillerin içinde önceki dört güneşin adlarını görüyoruz. Sağ üst köşeden başlayıp saat yönünün tersine doğru devam edelim şimdi. Bu dört çağın adları sırasıyla dört jaguar, dört rüzgar, dört yağmur ve dört su. İlk çağın jaguarlarla gelen ölüm olduğu düşünülüyor. Yani jaguarlar tarafından yok edilmiş. İkinci çağ ise kuvvetli rüzgarlarla gelen ölüm. Üçüncü çağ ateş yağmurlarıyla gelen ölüm ve dördüncü çağda suyla gelen ölüm. 5. güneşin yani şu an içinde yaşadığımız dünyanın ise depremlerle gelen ölüm olacağı kehanetinde bulunuluyor. Bulunduğumuz ve bunun geldiği şehir yani Aztek başkenti volkanlarla ve bir fay hattıyla çevrili. Burada önceden de çok yıkıcı depremler olmuş. Depremler çok korkutucuydu. Bu yüzden de şimdiki dünyanın nasıl sona ereceğine dair bu şekilde bir kehanette bulunmuşlar. Merkezde yer alan bu yüz, kurban etme fikrini aklımıza getiriyor. Aztek mitolojisinde de şöyle bir fikir var. İçinde yaşadığımız bu çağ, kendilerini kurban etme konusunda anlaşan iki tanrı tarafından yaratılmış. Güneş, tanrıların kendilerini feda etmesiyle yaratılmış. Ama ilk başlarda durağan haldeymiş, hareket edemiyormuş. Bu yüzden de güneşin hareket etmesi için başka bir tanrının daha kendini feda etmesi gerekmiş. Buradaki fikir şu. Tanrılar kendilerini isteyerek öldürdükleri için biz insanların onları adaklarla beslememiz gerekiyor. Bu adak bir hayvan olabilir. Kan vermek için vücudumuzu delmek olabilir. Veya insan olabilir. Burada ise 20 adet oyuk, sembol yer alıyor. Aztek takviminin temel birimi olan 20 günü temsil ediyorlar. Takvim tarihlerinden oluşan bu bandın dışında ise Dışarı yayılan güneş ışınlarını görüyoruz. En büyüklerinin dört ana yönü işaret ettiğini göreceksiniz. Kuzey, güney, doğu ve batı yani. Evrenlerinin bu dört ana yönüne bağdaştırılan dört bölüme ayrıldığı düşünülüyordu. Aztek İmparatorluğu'nun başkenti olan Tenochtitlan şehri de dörde ayrılmıştı. Bu kozmolojik grafiklerin bir kopyasıydı yani. Düşmanla daha yakından bakınca, Başları alt kısmın merkezinde buluşan iki yılan görüyoruz ve ağızlarında iki yüz beliriyor. Bunlara ateş yılanları, Nahuatl dilinde ise Şukuatl deniyordu. Zamanla, güneş takvimiyle ve bazı kaynaklara göre güneşi göğe taşıma işiyle bağdaştırılıyorlardı. Yani bir şekilde zamanı mümkün kılıyorlardı. Bu anıtı bir tarihe nasıl dayandırdığımızı açıklamak açısından değinmek istediğim birkaç oyma daha var. Şimdi saat yönünün tersine doğru gidelim. Dört rüzgarın tarihinin yanında ikinci Montezuma ya da Moctezuma'nın kraliyet nişanı yer alıyor. Bunun için de bu anıtı bu Aztek imparatorunun başta olduğu döneme dayandırıyoruz. İkinci Montezuma'nın nişanının karşısında dört jaguar tarihini gösteren jaguar kafasının yanında çakmak taşından yapılmış bir bıçak yer alıyor. Adaklık bıçaklardan biri yani. Yanında da tek bir nokta var. Bir taşı temsil eden bir tarih belirteci olarak okunabilir. Bir taş iki farklı şekilde yorumlanabilir. Bazı insanlar bu belirli tarihi 5. Güneş Çağı'nın başlangıcı ile bağdaştırıyor. Bu anıt, Azteklerin algıladığı evren düzenini ve yapısını gösteriyor. Bu obje, çağdaş dünyamızda yeri olan bir obje. Çünkü çok iyi biliniyor, değil mi? Yine de çoğu insan günümüze taşınan karmaşık mesajların hala farkında değil. Hoşçakalın.